Buraya para mı almaya geldiniz lafı tabii çok manidar. Çünkü büyük uçakla gidildi. Uçağın kasasına veya işte bagajına para mı dolduracaksınız manasında mı soruldu bu soru? Bilmiyorum. Çok ayıp. Bizim Dışişleri Bakanımızın verdiği cevabı da çok yetersiz buldum. Haddini bil diyemedi soruyu soran gazeteci. Bugün uyguladıkları model itibariyle yeni keşfetmişler gibi konuşuyorlar da 19 senedir iktidardalar. Bazı şeyleri böyle 20, 19. senede keşfediyor olmak da bir muazzam basit. Bu durumda devamlı zam yapacaklar. Merkez Bankası para basacak, enflasyon yükselecek. Enflasyona karşı da devlet kaynaklarından devamlı zam vermeye başlayacaklar. Yüksek zamlar verecekler. 8 Aralık Çarşamba gününden herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha beraberiz. Bugün 22. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Emin Şirin ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Efendim programımıza Türkiye-Katar ilişkileriyle başlamak istiyorum. Türkiye'den bir heyet ve Cumhurbaşkanı ile birlikte Katar'a gitti. Bir görüşme sağlandı. Görüşme sonrası bazı anlaşmalar yapıldı. Evet. Ve aslında dikkat çeken bir soru vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Katar'a para almaya mı geldiniz diye. Tabii Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu da Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Buradan ne çıkarabiliriz efendim? Sizin görüşleriniz nelerdir? Para meselesinin konuşulduğu muhakkak ama para meselesinin ötesinde başka konular oluyor. Şimdi Orta Doğu'da, Körfez'de çok ciddi gelişmeler var. Bu gelişmeler daha Trump döneminde imzalanan yani İsrail ile Arap ülkeleri arasında, Körfez ülkeleri arasında imzalanan bu İbrahim anlaşmalarının devamı olarak görülüyor. Esas itibariyle Trump hiç kimse farkında değil ama Camp David anlaşmaları, ta Carter'ın zamanındaki Camp David anlaşmalarından sonra Orta Doğu'yu etkileyen en önemli Amerikan Cumhurbaşkanı oldu. Bu İbrahim Anlaşması'yla İsrail ile bütün Arap ülkeleri arasında meseleler halloldu. Hatta Arap ülkeleri bir anlamda İsrail'in de etki alanı içine girmiş vaziyetteler. Katar'ın da bundan kaçma imkanı yok. Körfez olduğu gibi müşterek görünmesi lazım. Burada en önemli konulardan bir tanesi bu İbrahim Anlaşması'nı imzalayan bütün Körfez ülkeleri Katar'ın İhvan'la olan ilişkisinin de kesilmesini istiyorlar. Türkiye'nin de İhvan'la ilişkisini kesmesini istiyorlar. O çerçevede bazı görüşmeler oluyor. Yani Katar'la esas itibariyle bu siyasi konuların görüşüldüğünü tahmin ediyorum. İki şey söyleyeceğim. Bir kere görüşme yapmak iyidir. Siyasilerin görüşmesi lazım. İkincisi de çok kötü bir şey. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanlığı kimle neyi görüştüğünü hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilinmiyor. Yani Türkiye'nin dış politikası tamamen Tayyip Erdoğan'ın zihniyle, bilgisiyle yürüyen bir iş halinde. Bu korkunç bir durum. Kötü bir durum yani. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor, ne yapıyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Para meselesine gelince Merkez Bankası Başkanı'yla Katar Merkez Bankası Başkanı arasında swap anlaşmaları, görüşmeleri mutlaka olacaktır. Zaten 10-15 milyar dolarlık bir anlaşma bildiğimiz kadarıyla var. Zaten bundan evvel yenilemek için dolar 9 lirayken Katar 12,5 liralık bedel üzerinden anlaşma yapmak istiyordu. Şimdi de yine herhalde yüksek bir bedelle bir swapların miktarını artıracaklar. Buraya para mı almaya geldiniz lafı tabii çok manidar. Çünkü büyük uçakla gidildi. Uçağın kasasına veya işte bagajına para mı dolduracaksınız manasında mı soruldu bu soru? Bilmiyorum. Çok ayıp. Bizim Dışişleri Bakanımızın verdiği cevabı da çok yetersiz buldum. Haddini bil diyemedi soruyu soran gazeteci. Yani sonuç itibariyle Türkiye'de fırsatlar vardır filan. Bunlar laf değil ki. Yani sonuç itibariyle bizim böyle bir şey görüşmeye sizden ihtiyacımız yok deyip kesip atması lazımdı ama yapamadı. Yani öyle bir kötü durumdalar ki Mevlüt Çavuşoğlu bu cevabı bile veremedi. Para meselesi açılmışken ekonomi üzerinden de bir soru yöneltmek istiyorum Tabii size. buyur. 13 Ekim'de bir yayın yapmıştık. Bu yayın esnasında 2023 seçimlerine yaklaşırken ekonomimiz bugünden çok daha iyi olacak dediniz. Suriye'de barışı temin edebilirler. Muhalefet kendi başarısı üzerine değil AK Parti'nin başarısızlığı üzerine politika yapıyor dediniz. Bu yanlış işte dediniz. Şimdi şu Evet. anki ekonomik durumda acaba yine hala böyle bir şey mümkün mü 2023'e Hayır değil. yaklaşırken?
O 13 Ekim'de yaptığımız programı hep beraber bir daha bitirmemiz lazım herhalde. 1,5 sene sonraki durumda seçimde, yani seçim zamanında olursa 1,5 sene var aşağı yukarı. Ekonomi bugünden çok daha iyi olacak. Yani bunu şaka olarak söylemiyorum. Hayal de görmesinler. Dolar 9 lira diye bağırmaktan da işler bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra gidiyor. Evet, enflasyon ve işsizlik çok yüksek ama ekonomi 20 ay sonra bugünden daha iyi durumda olacak. Bunu görmek lazım. Yarın öbür gün 20 ay sonra 2 sene üst üste %9 kalkınmayı yakalayabilirler. Güvenlik konusunda önemli bir iki adım atabilirler. Suriye'de bir barışmayı temin ederler. Seçimi muhalefet bir kaybeder ki bir kaybeder. Yani. Bak muhalefet kendi başarısı üzerine değil, AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığı üzerine politika yapıyor. Bu yanlış iştir. Çünkü 13 Ekim'de alabilecekleri tedbirler olduğunu söylemek istemiştim. Evet. Ama hiçbir şekilde basiretli bir yönetim gösterip bu tedbirleri alamadılar. Ve kötü senaryo ortaya çıktı. Hakikaten kötü olabilecek ne varsa, beceriksizlik de yapılabilecek, bilgisizlik de yapılabilecek ne varsa yaptılar. Ben hep iyimser davranmak istiyorum hükümete karşı da. Yani sanki yapılabilecek iyi şeyler varsa onları yapabilirler mi diye ümit etmek istiyorum. Ama bu ümidim her seferinde boşa çıkıyor ve olabilecek en kötü şeyler devamlı oluyor. Bugün uyguladıkları model itibariyle yani yeni keşfetmişler gibi konuşuyorlar da 19 senedir iktidardalar. Bazı şeyleri böyle 19. senede keşfediyor olmak da bir muazzam basiretsizlik. Şimdi bundan sonra ne olacak diye bakarsan maalesef seçime doğru giderken çok yüksek bir enflasyonla yaşayacağız. O ortaya çıktı. Ekim'den bugüne kadar geçen 2 ay zarfında. Önümüzdeki sene içinde aylık enflasyonun %5'in altına düşmesinin ihtimalini görmüyorum. %5'in üstünde aylık bir enflasyonla gideceğiz. Çok daha yüksek de olabilir. Türk lirasının değeri dolar ve avro karşısında devamlı düşmeye devam etme ihtimali çok yüksek. Bu durumda devamlı zam yapacaklar. Merkez Bankası para basacak. Enflasyon yükselecek. Enflasyona karşı da işte devlet kaynaklarından devamlı zam vermeye uğraşacaklar. Yüksek zamlar verecekler. Böyle bir dönem yaşayacağız. Güvenlik tedbirleri vesaire olarak da düşünülürse düşüncemizin maalesef giderek doğru çıkacağını orada görüyorum. Giderek sertleşecekler. Yani iktidar giderek sertleşerek devam edecek. Bu sertleşme çok daha uç noktalara doğru gidebilir. 15 Ekim'de söylediklerimden yanılmadığım konu muhalefetin iktidarın başarısızlığı üzerine program yapmaması gerekir demişim. Sen naklettin. O konuda aynen ısrarcıyım. Yani kendi çalışmalarının halkı daha iyi hale getirebileceğini ikna etmeleri lazım. Bugün hala bir takım faaliyetlerde bulunmalarına rağmen AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın başarısızlığı üzerine kurulmuş bir şey var, sistem var. Daha dün akşam İYİ Parti'nin çok önemli bir kişisinden beraber televizyon programındaydık. O kendisi anlattığında çok da kaliteli bir program, çok kaliteli bir insan. Daha ziyade beklentilerinin AK Parti'nin başarısızlığı üzerine olduğunu da görüp üzülüyor insan. Yani somut olarak ne yapacaksınız diye konuşulduğunda çok bir planlı programlı hale geldiklerini görmüyorum. Bu önemli mi? Önemli. Ama halk seçmen sonuç itibariyle algıyla hareket ediyor. Cumhur İttifakı'nın bu başarısızlığı mutlaka eğer kazasız belasız, hilesiz hurdasız bir seçim yapabilirsek iktidar değişikliğini getirecek. O sırada kim ön plandaysa da o kazanacak yani. Efendim peki 2023 seçimlerine doğru yaklaşıyoruz. Zaman gitgide daralıyor. Günler çok çabuk geçiyor adeta. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bir ittifak var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Millet İttifakı'nda sizce seçime yaklaşırken bir görüş ayrılıkları vesaire olabilir mi? Çünkü İYİ Parti Başkanı Sayın Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'na övgü dolu sözler söylemişti bir programda. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi CHP kanadında herhangi bir aday ismi yok henüz. Sizce bu aday konusunda özellikle bir görüş ayrılıkları yaşayabilirler mi?
Yaşayabilirler ama daha çok erken. Şimdi bu konuda fevkalade erken davranıldığı kanaatindeyim. Ve aday konusunun konuşulmasının bugün için çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Şimdi bir kere hangi seçim sisteminden gideceğimizi bilmiyoruz. Herkes zannediyor ki bugünkü seçim sisteminden, ittifaklar sisteminden seçime gideceğiz. Bu kesin değil. Ocak, Şubat, Mart aylarında seçim kanunu gündeme gelecek. İktidar seçim kanununda kendi lehine olacak bazı değişiklikleri mutlaka yapmak isteyecektir. Bu değişiklikler olduktan sonra ittifaklara müsaade ediyorlar mı, etmiyorlar mı, barajlar ne olacak, ittifak içinde baraj olacak mı, olmayacak mı, bunların hepsini bir kere görelim. İkincisi, bak bütün bu konuşmalarda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşuluyor. Bu benim için birinci plandaki mesele değil. Cumhurbaşkanlığı seçiminden evvel parlamento seçiminin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir tenakuz içinde Millet İttifakı'da veya böyle düşünenler diyelim. Millet İttifakı'nın başındakiler değişik konuşuyor olabilirler de. Ne diyorlar? Yetkisiz bir cumhurbaşkanı olacak, başbakanlık daha önemli olacak diyorlar, değil mi? Evet. Şimdi böyle bir durumda parlamentoyu da 360 sandalyeyi veya 400 sandalyeyi elde edip anayasayı değiştirebilmeniz lazım. Onun için muhalefet partilerinin evvela kafa yormaları gereken konu adil bir seçimin yapılması için seçim güvenliğidir. İkincisi de ortaya çıkacak seçim sistemine göre parlamentoda azami sandalyeyi almaya çalışmaktır. Bu iki konu önceliklidir. Üçüncü sırada da bu iki konu temin edildikten sonra uygun profilli cumhurbaşkanı kim olacak diye bakmak lazım. Onu o zaman düşünecekler. Yani bu konu bugünlerden bunları düşünmenin çok erken olduğu kanaatindeyiz. Azami sandalyeyi parlamentoda kazanmak için o seçim sistemine göre de ikili, üçlü, dörtlü ittifaklar kurulabilir. Ben Millet İttifakı'nın bugünkü şekliyle en ideal şekil olduğu kanaatinde değilim. HDP'nin ayrı tek başına seçime girmesi lazım. Ana muhalefet partisi olan CHP'nin tek başına seçime girmesi lazım. Parlamento seçimleri için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı için çatı adayı lazım da. Diğer partiler de birleşerek bir arada seçime girmeleri gerekir. Belki bir sol ittifak da kurulabilir. İşte Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi vesaire. Onlar da belki CHP'yle beraber hareket ederler. Onları seçim kanunu ortaya çıksın, ondan sonra konuşmak lazım. Peki efendim, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Eski programları da hatırlattığın iyi oldu. Arada bir böyle bir kendimize de check etme fırsatı vermiş oldu. Çok teşekkür ederim aradığın için. Biz teşekkür ederiz efendim. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.